Deprem niye devam ediyor? Depremin devam etmesinin bir maddi ayağı var, bir manevi sebebi var. Maddi ayağı ikiye ayrılır. Diyor ki bir, tasarım, hesap. İki, doğru müteahhit. Bu maddi ayağı. Manevi ayağı dörttür. Bize bakan taraf bu. Çok ilginçtir. Bir, niye sarsıyor? Dalaletten vazgeçilmek, gafletini kaldırmak, tanımak istemediği sultan-ı kainatı tanıttırmak. Ama hala fay diyor, mutlaka sebebe veriyor. Tanımak istemediği sultan-ı kainatı tanıttırana kadar devam edecek bu. Dört, insan aç, fark, noksan ve kusurunu derüfte edip tövbe ve istiğfar ettirmek. Bu dört tane yerine gelmedikçe bu devam edecek. Ve herkese farklı akar. Endişe etme, orada sallansan bile adam duymuyor, hissetmiyor. Çünkü hayatta şey. Ama ötekisi dehşet aldığı yerde ötekisine beşik gibi gelebiliyor. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın kudretinin azametini seyrediyor. Uyanmış bir kalp sahibine küre arz bomba olup patlasa ihtimaldir ki korkutmaz. Ancak tenezzühüne, tefekkürüne vesile olur. Mesela bir tanesi orada dedi ki depremde olana bir tanesi yani bak bizim kardeşlerden binası inmiş. Adamın söylediğini bak ne anladın abi sen? Ya diyor bu binayı kaç kişi itebilirdi? Baktım diyor. Eyvah malım gitti diyecek değil mi? Harap oldu. Ya bu binayı nasıl bir güç ya diyor. Fe subhanallah ya Rab. Ne subhansın sen ya. Bunu böyle dedim diyor. Buna nasıl akıyor şimdi? Tuhaf bir şey ya. Normal akıl işi değil. İhsan işi, ihsan. Kumbaraya para atın ki zor durumda kalırsanız kullanırsınız. Karadeniz'den bir sözü var. Yollarda o zaman köyler arası yollar dağdan geçerdi. Derlerdi ki bizim orada. Güneşli havalarda ağacın altına pisleme ki yağmurlu günde sana lazım olur. Bakarsın Allah ile aran iyi olsun. Bakarsın bu Allah sana lazım olur. Bakarsın bu Allah sana lazım olur.